Mutfak tezgahını sildim, bezle yeri sildim. Kaynanan bana hakaret etti. Kaynanımı bir daha eve almasam günahım çok olur mu? Yoksa Bir de ba aptallık yaptın. Yer bezi diye kullandın. Ama hem mutfakta kullanıyorsun hem de yerde kullanıyorsun. Kaynanan haklı olarak seni tenkit etti. Şimdi eve almasam olur mu? Sen onu eve alma, pislik yapmaya devam et. Kaşıkları da sil. Efendim bulaşık şeyini, dön tabakları da onları sil. Pis mikrop. Evet. <laughs> Evet. Buyur. Mutfak tezgahını sildiği bezle yerleri siliyor. Aman Allah'ım ya Rabbi. Ondan Halbuki sonra hocam, da kaynana orada, kötü. Orada bir ayrım olması lazım değil mi? Yani on, on, kullanılan malzeme ya banyoya kullanılır mı? Ya. Orada da kaynana kötü şimdi sorsan. Ama şey çok sorunun soruşu da komik. Kaynanamı bir daha eve almasam günahım çok mu olur, az mı olur? Yok canım hiç günah olmaz. <laughs> hiç günahım olmaz. Evet. <laughs> Peki. Hangi sözler dinen eşler arasında boşanma sebebidir? Hangi? Hı. Hangi? Sen bana annemin sırtı gibisin dedin mi boşuldu. Ne hocam? Annemin sırtı gibisin sen. Bunu, bana. bunu kim söylüyor? Ha işte bunu bunu söyleyen çok hocam, var. Hocam ben bu sözü ilk defa duyuyorum. Yani tabii sen, sen, sen şey nişan taşıyan da yaşayan adam anca duyar zaten. Duymaz ki bunları. Neden duyacak? Evet. <laughs> Zengin olan adam fakirin halinden anlasın diye Allah Ramazan orucunu farz kılmış. Hocam ne alakası var alakası şimdi? Alakası olmaz yani olur mu? Onun, benim nişantaşıda olmamla ne alakası ya, var? Allah, Zeng Sorayım. Allah zenginin fakirden haberdar olması için Ramazan orucunu getirmiş. Açların halinden anlasın diye. Tamam mı kızım? Hangi sözler dinen eşler arasında boşanma zorunda? Neydi öğün. sen benim annemin... Sırtı gibisin. Bunu duyan oldu mu Allah aşkına kız adamcı. kardeşim gibisin. Filan gibi laf. bunlar. Arkadaşım <laughs> diyen mesela? Teh arkadaş ayrı şey. Tehlikeli sözler bunlar. Seni bunlar. boşarım. Senin boşarım sözü bu ileriye matuftur. Ne zaman boşayacağım bellidir. Hmm. O bir tehdittir. Boşanma olmaz onlar. Başka hocam Boşadın başka hangi sözler? Daha bilinenlerden. Niye söyleyeyim de milletin ağzına pelensen gideyim ki o sözleri? Allah Allah. Allah Allah. Hocam insanları bilgilendirmek adına yani. İnsan, insanları bilgilendirsin o insan o kelimeyi alır senden. Ondan sonra gider karısına kullanır. Mesela bildiğim bir söz var mesela benim. Üçten beşe şart olsun. Üçten beşe değil üçten dokuza. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> o da ayrı bir satmalık. <laughs> ya bir tane söz biliyorum. Onu da yanlış biliyorum yani. Üçten dokuza evet. ne demek hocam? Üçten dokuza Üç şart olsun. Üç talak hakkı vardı erkeğin. 3 altı, dokuz. Ha. Üç talak hakkı vardı Onun tamamını bir çırpıda kullanan adamın nikahı kalmaz. Aa, ben niye bir daha aynı kadına dönemez. Ama mezhepler arası kolaylıklardan istifade ederek Din İşleri Yüksek Kurulu diyor ki kişi sinille söylemişse kendinde olmayarak söylemişse, kızarak söylemişse üç defa, bir defa yerine geçer. Onu Belli mesela. müddet sonra hanımıyla beraber olabilir diyor. Evet. Hani Şimdi hülle diye, hülle diye bir şey var ya. Hülle hülle. Reşat Nuri Güntekin mezarında rahat yatmasın. Reşat Nuri Gültekin Güntekin. Tabii, tabii. Dinin bu hükmüyle alay etmek üzere bir kitap yazmış. Ben o kitabı baştan sona okudum efendim. Hülle nedir hülle? Kadını üç defa bir defa boşadınız. Hı hı. Bir müddet sonra yeniden o hanımla evlenebilirsiniz. İkinci defa boşadınız. Oyuncak ya. İkinci defa boşadınız. Gene şartlar tahakkuk ederse ikinci defada bu evlenebilirsiniz. Ama üçüncü defa boşamışsanız hanımı bir başka erkekle evlenmeden evet. o erkekle evlendikten sonra da anlaşma yapmadan sen bununla evlen boşan ben ondan sonra evleneceğim bununla deyip alevere dalevere kütleme nöbet ederlerdi eskiden. Öyle bir şey yaparsan bu boşama boşama değildir. Onun için de üç defa boşayan adam başka bir erkekle kadın evlenmeden onunla karı hayatı yaşamadan adam ölürse karı koca hayatı yaşadıktansa ölürse veya kendi istek ve arzusuyla zorlama olmaksızın kadını boşarsa sen ancak o zaman hanımınla evlenebilirsin. O zaman da iki tane boynuz takmak lazım. Tamam mı kızım? Evet. Evet. Başka... Hocam neden her şeyin sonuna bir mizah ekliyorsunuz? Ekliyorum çünkü. Bu ne hocam? Tabii. İki tane boynuz takmak lazım. Başka bir erkekle evlenecek. Tabii Efendim tabii. o boşayacak. Sen onu arayacaksın. Niye zamanında sahip çıkmadın kadına? Hadi yürü kızım hadi yürü kızım hadi. Müslümanlık adına Batı'nın kanlı bir medeniyetini bize medeniyet gibi sundular. Batı medeniyeti. selamün aleyküm. Hayır Selamünaleyküm aleyküm demeyeceksin ya. Günaydın diyeceksin. Öğleden sonra tünaydın diyeceksin. Efendim çatalı sağ elinle alacaksın. Bıçağı çatalı sol elinle alacaksın. Bıçağı sağ eline. Niye? Kavurlar sağ elini bıçak kullanıyor, bıçakla kullanıyor. Sol elini çatalla kullanıyor. Şimdi dikkat et televizyonda. Sanatçı geçinen bir sürü serseri. Serseri diyorum onlara. Niye serseri diyorum? Bu milletin bir dini var. Bir inancı var. Sana da bir saygısı var. Bir aptal adam. Sol elinle yemek yeme milletin karşısında. Sol elinle yemek yeme. Bizim meşhur bir sanatçımız. Kadeh elinde bazen çıkardı saniye. Acırdım. Buna buna Allah bir gün vurur ama ne zaman vurur diye dedi. hep düşünüyorum. Hak sillesinin yoktur sadası. Bir de vurdu mu yoktur devası. Tamam mı kızım? Peki bir size başka bir şey soracağım. E, ama ben. kızmayın ama. Niye kızayım canım hadi. Tabii canım. Hiç evet. kızdığınız yok. Şimdi mesela kızım beni... bana bir çay bulun ya. Şimdi bir çay alalım hocama. Ee, sol elle yemek yemek günah. Peygamberimiz yeme diyor. Tamam. Heh. Merakından bir şey soracağım şimdi. Solak Diyelim ki, olanlar hariçtir. Nasıl anladınız? Solak hemen. olanlar hariçtir. Demek ben doğuştan solağım. Ya doğuştan soluk olanları hariçler, onlar bir şey diyen yok. Resulüken. Peki hocam niye mesela ben şey merak ediyorum. Bu da Allah'ın yarattığı, el bu da Allah'ın yarattığı. Ya el. O... Niye ikisiyle birlikte yiyemiyorum? Şimdi şu kadar cemaatin karşısında o, o da Allah'ın yarattığı, o da Allah'ın. Ya ne konuşuyorsun? Soruyorum. Ha Şu yüzü benim bu parmağıma takmamı mazur yok. Ama bu yüzüğü bu parmağıma takamam. Tamam anladım hocam. Ee, onun için Ta de. öğrendik yani bir elle taharet alındığı ha. için. Yani o sadece bizim bildiğimiz bir sebep. Kızım peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol eliyle yöne ki yan adama yeme diyor. Aradan zaman geçiyor bakıyor ki adam yine yiyor. Peygamber diyor ki o elini kullanma bu işte. Adam gene inadından kullanıyor. Üçüncü defa peygamberimizi görünce, bak diyor, iki defa ikaz ettim seni. Sol elini kullanma, sol elinle yemek yeme. Yapamıyorum ya Muhammed, böyle şey vaziyet. Yapamıyorum ya Muhammed. ...Resul-i Ekrem yapamaz ol diyor ve adamın eli çalışmıyor. Tamam mı kızım? Bunlar İslam İslam tarihinde vuku bulan hadiselerdir. Peki. Heh, Devam ediyorum. Sol elle çatal. Sağ elle bıçak olmaz. Peki. Evet. Şimdi e, yine yemeklerden giderken, şimdi enteresan bir soru var hocam. Karısıyla e, karısıyla her kavga, karısı her kavga ettiğinde kocasına diyormuş ki e, hayvan eti yemişsin sen. Hayvan eti? Evet. E, yediğimiz et ne? Ne bileyim. Et yemiyor muyuz? Hayır bu bir hani hakaret gibi. Hani hayvan eti yemişsin diye böyle ağız Hı. dolu dolu söyleriz ya. Ben Allah çocuklarıma da, bana nasip etmemiş zaten Mevla'ya hamd ediyorum da... ...Allah çocuklarıma da, torunlarıma da böyle edepsiz gelin nasip etmesin. Arkadaşlarınızın yaptığı programları, programları ibret olsun diye bakıyorum. Başında eşap var. Yani bir yetkim olsa gideceğim o sütlüde de başında eşarpı çekip alacağım. Niye? Ben utanmaz bu eşap ne? Buradaki yaşlı kadın kaynanan diye ona yaptığın hakaret ne? Sen de erkek diye oturmuşsun oraya be soğan erkeğe. Sen niye oturdun lan buraya? Bunu diyeceğim ama sizin arkadaşlarım program yapıyor, programlar reyting yapıyor, reyting reyting üstüne. Din, iman, mezhep, kitap reyting oldu kızım. Din, iman, mezhep, kitap reyting oldu. Ama hocam bunu yapınca problem değil de gösterince mi problem Allah aşkına? Nasıl yapınca problem değil? E bunu yapıyorlar zaten yapanı gösteriyor arkadaşlarımızda. Ya, Bunda ya yani bu, ne var? Ya kızım o bir teşvik teşvik. E izlemeyin o zaman. Ar ben izlemiyorum zaten. Seyretmiyorum ben zaten ama seyreden bir sürü ahmak var ahmak. Şimdi senin yıldızdan haber getirenlerini seyreden bir sürü ahmak yok mu? Şöyle mi kırıyorsunuz hocam? Kalbini ya. kırmıyorum lan. Ne kalbini kıracağım? Söyle. Astroloji de bir bilim hocam ya. Bilim tamam doğru bilim. Bir bilim Bizim Ayşe Hanım köydeki Ayşe'nin ne o bilimden anlıyor? Köydeki Fatma anlıyor, ne anlıyor? Anlıyor hocam. Anlıyor tabii canım anlıyor. Hocam astroloji zaten köylere, bilim. kasabaları birbirine kattınız. Köyleri kasabaları birbirine kattınız. Ne yaptık Köyde... hocam köy, kasabayı birbirine katarak? Bu yaptığınız programların temeli nereye gidiyor biliyor musun? Bu Müslüman milletin ahlakını dejenere ediyor. Dejenere. Yani Burç konuşuyoruz ya ahlak dejenere kadınların oluyor. Kadınların öldürüldüğünü televizyondan ne kadar çok gösterirlerse o kadar çok kadın öldürüldüğünü uzmanlar söylüyor. Hocam bu başka mesele. Bak, Ama... Bir dakika dur ya Allah Allah kadınların öldürüldüğünü televizyonda söyle, söyleye söyle diyor uzmanlar kadınlar çok öldürülüyor. Bu haber yapılmasa söylenmese bu bu kadınlar bu kadar öldürülmez diyor. Ben söylemiyorum uzmanlar söylüyor onu. Sokağın ortasına karısını dövüyor bir adam. Oradan 3-5 tane 10 tane sığır geçiyor. Bir tanesi ne yapıyorsun? Men ra minkum munkeren felyugayyir bi yedihi fe in lem yastadi fe bi kalbihi fe lem yastadi fe bi lisani ve zalike azafil iman diyor peygamber birbirlerinin yerlerini değiştirdim. Sizden herhangi biriniz bir kötülük gördüğü zaman eliyle müdahale etsin. Eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltemiyorsa, düzeltemiyorsa diliyle konuşarak düzeltsin. Diliyle de düzeltemiyorsa, gücü yoksa o zaman kalben bu buğzetsin ki bu imanının zayıflığının işareti ediyor. İman zayıflığının işareti. Oldu mu hocam? çayınız geldi. He. Siz çayınıza şeker atarken, tatlı tatlı çayınızı yudumlarken ben bir şey söyleyebilir miyim? Mümkünse? İki tane söyle. Keşke her şey bizim yaptığımız kadar masum olsa hocam. Astroloji bilimini konuşuyoruz. Yani. Aslında yani siz diyorsunuz köy birbirine kattınız. Ben yapan sen olduğun için. Evet. Bir şey demiyorum ben. Hocam yok. Heh, yok hayır. Eğer ben de hatalıysam en sevdiğini bile acımasızca eleştireceksin. Bu, bu buradan çıkar mısın? Evet, siz girdiniz hocam. Çık buradan. <laughs> Allah Allah. Hocam siz bana her şeyi söylüyorsunuz, söylüyorsunuz, Hı. söylüyorsunuz çık buradan. Peki kızım, çıkıyorum. çek kızım, çek ya. Peki. Müşterisiz meta olmaz demiş hatalarımız. Müşterisi var, o da var. Tamam mı? Anasıyla, Keşke her şey o anasıyla, kadar masum olsa. anasıyla beraber evden kaçan karısının peşine düşüp de televizyon stüdyosuna çıkan erkeğe ne dersin sen be? Bana ne hocam o erkek? Ne dersin sen o erkeğe ya? <laughs> hocam. Asabim bozma ben hadi yürü ya. Hadi yürü hocam ya. çayınıza üç şeker katın biraz... Tabii tatlı olun. <laughs> tatlı olun sakinleyin az yumuşayın. Bugün çok öfkelisiniz. Yok öfkeli değilim ben hadi. Öfkeli değilim. Ama... Sizi yazık, anlayabiliyorum. Millete yazık oluyorum. Millete. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama... Ben bizim... bu programları seyrederken kendi kendime diyorum ki... ...bak burada hata etmişim. Burada bunu söylememeliydim Heh. diyorum. Bugün o zaman hocam eve gittiğinizde... ...YouTube evet. Nur Viraylı Hayatta Her Şey Var kanalına yüklenecek bu program. Bu kesidi yani 12-15 ile 12-18 arasındaki kesidi bir izler misiniz? Neyi? Mi? Bu kesidi izler misiniz bir? Bu kesidi niye izleyeyim? Hepsini seyrediyorum ben. Yok yok bu kesiti özellikle. Hepsini. Şey. Şu nur kulunu nasıl <laughs> üzdüğünüzü görmek hadi için. Hadi canım sen de ya hadi. Keşke herkes bizim kadar masum olsa. Biz çok masum bir şey yapıyoruz hocam. Astroloji konuşuyoruz, burçları konuşuyoruz, cuma din konuşuyoruz, çarşamba günü ilişkiler konuşuyoruz, salı günü sağlık konuşuyoruz. Kimi yaralıyoruz? Diliyor kalbimin ondan ne kadar bizarım diyor Akif. E şimdi, Benden bir izlersiniz hayır, yani. Hayır senden değil. Kalbimden dili yok dili dili. Söyleyemiyorum. Yok hocam sizin kalbinizin dili var. Evet. Var sizin kalbinizin evet. dili. Hadi. Sokağa çıkalım mı? So Geldi mi? Geldi. Ee,